Finding Our Roots projesinde Matera, İtalya'nın Matera kentine gittim. Orada gördüklerim, yaşadıklarımla ilgili 5 günlük bir yaşadıklarımla ilgili bir sunu hazırladım size. İyi seyirler. İlk önce içindekilerden bahsetmek istiyorum. İtalya nerededir? İtalya'nın bölgeleri ve hakkında kısa bilgiler. Matera nerededir? Matera İtalya'nın hangi bölgesindedir? Nüfusu ve benzeri hakkında bilgiler. Ve son olarak da orada çektiğim fotoğrafları gösterdim. İtalya nerede? İtalya, Güney Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan bir yarımada ülkesidir. İtalya kuzeyde Fransa, Slovenya, Avusturya ve İsviçre ile sınır komşusudur. Yaklaşık 302 bin metrekare yüzölçümüne sahiptir. İtalya'nın bölgeleri. İtalya 20 bölgeden oluşur. Başkenti Lazio bölgesinde bulunur. Başkent bildiğiniz üzere zaten Roma'da, şu bölgede, ortasında. Bilgiler İtalya hakkında, Matera hakkında. Mimarisiyle, lezzetli mutfağıyla, doğasıyla ve tarihiyle, yerleriyle görenleri adeta büyüleyen bir ülke İtalya. Pisa şehrinde yer alan eğik olmasıyla dikkat çeken Pisa Kulesi, ünlü dünyaya yayılmış durumdadır. Venedik şehri, kanallarıyla yapılan gondol turlarıyla oldukça ilgi görmektedir. Aşkların kenti olarak bilinen Roma, ülkenin başkentidir. Resmi dilleri İtalyancadır, bara bilimleri ise Euro'dur. Yerel saati Türkiye saatine göre 1 saat geridir. İtalya, vize isteyen ülkeler arasındadır. Gitmeden önce vize başvurunuzu yapmış ve İtalya'ya vize almanız gerekiyor. Vize olarak da Schengen vizesini kullanıyor. Matera'nın tarihçesi hakkında birazcık bilgi vereceğim. Matera şehri İtalya'da bulunan bir antik şehir. Aynı bizim Türkiye'deki Mardin gibi. Zaten fotoğraflarını da göstereceğim size. Matera şehri İtalya'da bulunan bir antik şehirdir. 1993'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenen bu harika şehir Arap, Bizans ve Fransız etkisi altında kalmıştır. Ve ortaya 3 farklı kültürün şaheserleri bir arada bulunduğu muhteşem bir şehir çıkmıştır. Bölgedeki Neolitik, Bronz ve Demir çağlarına ait seramik ve Paleolitik kalıntıları Ridolo Ulusal Müzesi'nde sergilenmektedir. Müzeyi mutlaka gezmelisiniz. Matera taşları semti ise başka önemli bir bölgedir. Burada kayalar oyularak içerisine inşa edilmiş kiliseler ve evler bulunur. Bu muazzam şeye tam anlamıyla bir görsel tepkiş verilmiş. Matera hakkında bilgiler, nüfusu 55 bin kişiden oluşuyor. Coğrafyası yani iklimi karasal iklim, aynı İç Anadolu bölgesi gibi. Bölgesi de Bazilikantan. Fotoğraflara geçiyorum. Bu gittiğim arkadaşımın okulundaki sanat atölyesinin bir binası. Bu da akşam zaten görünüşü şurada. Bir de önemli bir kaya içine oyulmuş bir yer var. Bu kayanın içinden fotoğrafçılar hep oraya gidip fotoğraf çekiyorlar. Zaten web sitesine de baktığınızda hep bu fotoğrafı görebilirsiniz. Bu da bizim için hazırladıkları birkaç tane pano ve şurada bize işte İstiklal Marşı'nı ve bizim tarihimiz hakkında bilgiler verdiler. Onlar da kendi bilgilerini tanıdıklarımızı. Bu da benim ailemle geçirdiğim bir haftada çektiğim fotoğraflar. Bu fotoğraf lazanya, onların pazar günleri ailece toplandıkları, sonrasında işte tatlı, fıstık, böyle kuru yemiş yedikleri bir günmüş. Pazar günleri hiç kimse dışarıda yemek yemiyorlar ve bana o ünlü lazanyalarından tattırdılar. Gerçekten çok lezzetliydi. Çok fazla spor önem veriyorlar. Basketbol takımları var bir tane. Onun maçına götürdüler sağ olsunlar ve gerçekten çok seviyorlar takımlarını. Bu da ailemle işte o pazar günü geçirdiğim gün. Gördüğünüz gibi zaten çok kalabalık. Bu da Matera'nın koca büyük bir ekmeği geleneksel. Şu kadar büyük bir ekmek. Yaklaşık bir ay yetiyormuş. O yüzden bir tane alıyorlar, bir ay kullanıyorlar ekmeği. Bu da gittiğim tarihi yerlerden. Bu böyle antik Roma'ya
benzeyen, hani de Efes antik kentine çok benzeyen bir yerde. Bu da işte o ünlü taşın içine oyulan ilk kilise ve içindeki bazı resimler de zaten Osmanlı'dan kaçırılmış buraya. Planardaki aynamanın atıştı. Burası da işte o tarımsal şey, araziler, onları çektim. Bir de materyalin simgesi haline gelmiş olan bir kilise var, en yüksekte. Fotoğrafları vardı zaten. Bu da o kilisenin içerisinde. Bu benim Erasmus'ta günüm, gittiğim arkadaşlarım ve öğretmenlerim. Bu da Matera'nın görüşü. Zaten şu kilisede işte dağılıyor, gösterdiğim kilise. Bu da panoramik görüş görünümü. Çok güzel. Mardin'e zaten çok benzerlemiştim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.